Saatin hikayesi. Bütün insanlar saat 1'de doğar. Saat 2'de emeklemeye başlar. Saat 3'te düşe kalka yürür. 4'te koşmaya başlar. 5'te iş güç sahibi olur. Saat 6'da işe güce dalar. Mala mülke dalar. Bazıları saat 6'da ölür. Mucizelerin farkına varanlar saat 7'ye ulaşır. Levh-i Mahfuz'un farkına varanlar saat 8'dedir. Bütün yaşayanlarla ve bir zamanlar yaşamış olanların ruhlarıyla helalleşmek gerektiğini saat 9'da anlarlar. Saat 10'da 5. boyutun farkına varırlar. Bütün insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle, dağla, taşla, bütün gök cisimleriyle konuşurlar. Ses olmadan iletişim kurarlar. Ve saat 11'de ölür insanlar. Aydınlanan insanlar. İnsanlar 1'de doğar. Kimileri 6'da ölür. Çok azı 11'de ölür. Saatin 1'den 6'ya kadar olan kısmı karanlıktır. 6'dan 11'e kadar olan kısmı aydınlıktır. Saat 1'de doğar insanlar. 6'da ölür çoğunluk. Çok azı 11'de. Ve hepsi de 12'den gelmiştir. Bu 11 kardeşin sofrasına on iki. Bizim alemimizin dışından bu aleme geldi. Bu insanlar sofrasına. Bu sofranın helal lokma sofrası olması gerektiğini ruh anlatmak için geldi bu sofraya. Bu sofrada levh-i mahfuzun olduğunu, her şeyin kaydedildiğini anlatmak için geldi bu sofraya. On iki. Bu sofraya geçici olarak geldiğini anlatmak için söyledi. Anlatmak için geldi buraya. 12. Beşinci boyuttan bu sofra kalkınca yine beşinci boyuta gideceğini ifade etmek için geldi buraya. 12. İnsanların fizik bedenlerine ruh olduğunu anlatmak için geldi bu sofraya. On iki. Sofrada oturan bu 11 kardeşe
Yüce Allah'ın şifasını hayal ederek şifaları ulaşabileceklerini anlatmak için geldi. 12. Bu sofraya, sofradakilerin bolluk bereketini arttırmak için Allah'ın nurunu hayal etmeleri gerektiğini anlatmak için geldi. Sofradaki bu 11 kardeşe sonsuz ve sınırsız bilgeliğin varlığını anlatmak için geldi. 12. Bu sofraya ait değil. 12. Bu sofranın kendisi. Bu sofra bir gölge sofrası. Gölge 12 varsa var. 12 yoksa gölge yok. 12 bunu sofradakileri anlatmak için geldi. İnsanlar bir de doğar, 6'da ölür bazıları. Çok azı 11'de. Bir ile altı arasında yaşayanlar, okumak için alfabe bilmek gerektiğine inanırlar. 6'dan 11'e kadar yaşayanlar, okuma için alfabenin gereksiz olduğunu anlarlar. Evren denilen kitabı sofraya gelen 12 ile birlikte alfabe bilmeden okumayı öğrenirler. 12. Saat 1'den 6'ya kadar olan insanlara rehberlik edemez. 12. 6'dan 11'e kadar aydınlanmış olan insanlara rehberlik eder. Kim ki saat 6'da ölmek istemiyorsa, 7'ye açsın gözünü. Hazreti Yusuf zindandayken saat 6'ydı. 7'nin farkına bir rüyayla vardı. Firavun'un rüyasıyla. Değerli dostlar. Saat 6 bizim kuyruk sokumumuzdur. Saat 6 bizim kalın bağırsaklarımızın çıkış ucudur. Saat 6 midemize doldurduğumuz bütün pisliklerin atıldığı yerdir. Saat 6 mala mülke tamah edenlerin bulunduğu yerdir. Saat 6 saatin en karanlık olan yeridir. 6, her şeyin 6. Saat 7 bizim başımızdır. Ruhumuz orada kendisine bir saray yapmıştır. Yediyi görenler mucize olduğunu bilir yedinin. Yediyi görenler Zümrüt Kağan'ın 7. vadisine çıkanlardır. Zümrüt Kağan'ın 7. vadisi aydınlıktır. Saatin 6'dan 11'e kadar olan kısmı bu 7'nin aydınlığıyla parlar. Yelkovan, akrep, saniye. Hep birden 6'ya kadar yaşayanları der ki 12'ye ulaşın, 12'ye gidin, 12'ye gidin. Bak ben 12'ye gidiyorum derler.
Kendini kısa, uzun ve ince ibri olarak gösterirler. O da yetmez anne, baba, çocuk olarak gösterirler. O da yetmez ay, güneş, yıldız olarak gösterirler. Bu kurtlar sofrasında birden altıya kadar olan yerde durmamak gerektiğini anlatırlar. 7'den 12'ye çıkmanın zaruriyetini anlatırlar. 12. Birden 11'e kadar olan sayılar, birden 11'e kadar olan saat, bizim 4 boyutlu evrenimiz. 12, 5. boyut. Birden 11'e kadar olan saat, Hazreti Yusuf'un 11 kardeşi. 12 Hazreti Yusuf'un kendisi. Saatin kısa ibresi Hazreti Yusuf'un annesi. Yelkovan Hazreti Yusuf'un babası. İnsanlar birden altıya kadar yaşayanlar karanlıktadır. Hazreti Yusuf'u alıp saat 1'de götürdüler kıra, saat 3'te kuyuya attılar. 4'te onu tüccarlar aldı, 5'te Mısır'da sattı, 6'da zindana atıldı Hazreti Yusuf. En berbat yer saat 6. Saat 7'de insan üçüncü gözünü açar. İnsanın üçüncü gözü yedinci vadidedir. Ten, dil, göz, kulak, burun ve zihin altılısı geride bırakılır. Yedinci vadiye ulaşılır. Orası bizim kendi içimizdeki Firavun'u öldürmek yeridir. Orası bizim kendi içimizdeki kötü nefsimizi öldürmek yeridir. Üçüncü göz, bizim içimizdeki devi, vahşiyi, kötü nefsimizi öldürmektir üçüncü gözümüzü açmak. Üçüncü gözümüzü açmak, karanlık, cehalet mağaramızdan kurtulmaktır. Zindanın karanlığından, işkencesinden kurtulmaktır. Üçüncü gözümüz saat 7'dir. Saat 7 değerli dostlar. Ve Hazreti Yusuf Firavun'un rüyasını yorumladığında 7 besili ve 7 cılız öküz zindandan, karanlığından, mağarasından çıktı. Ve Mısır'a sultan oldu. 11 kardeşi geldi. Onları affetti. Ve eve 12 kardeş döndüler. Ev saat 12'dir. Bütün masal kahramanları saat 12'de evlerine dönmek zorundadır. On iki de evlerine dönünce hedefi 12'den vurdular. Yarışmacıların hedefini için 12'den vurduklarını anladık. Kör olmuştu baba. Hazreti Yakub'un gözleri 12. kardeş 12 kardeşle eve gelince nurlandı. Karanlık hayatına nuru hayat doldu. 12. 5. boyutun 12'si. Birden 11'e kadar 4. boyutun 11'i. 12 asıl 11'den 11'e kadar olan her şey gölge.
Saat 12 değerli dostlar. Refik Korkmaz, bilinçaltı sembol dil eğitimleri saatin sırrını anlattı. Canlı yayına katılmak isteyen değerli dostlarımız, eğer sizin için yapabileceğim herhangi bir yardım olursa, fiziksel ya da psikolojik probleminizden kurtulmak için ben buradayım. Bilinçaltı sembol dili meditasyonu ile şifanızı vesileyim. Boyun fıtığınız varsa, bel fıtığınız varsa, skolyozunuz varsa, iç organlarda bir sıkıntı varsa buyurun katılın. Bir bacak diğerine göre kısaysa, kemik kırığı, çatlağı varsa katılın. Ne tür rahatsızlığınız varsa fark etmez. Nuran Akyüz, ben katılmak istiyorum hocam demiş. Nuran Hanım'ı canlı yayına davet edelim. Değerli dostlarımız, şifayı Allah verir. Biz ancak şifaya vesile olabiliriz. Hoş geldiniz Hoş Nuran. buldum hocam. Hoş buldum hocam. Görüntümü açmasam olur mu? Tabii ki ben de açmadım. Teşekkür Lütfen, ben teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Buyurunuz. ederim. Hocam çok isterim yardımcı olun. Hocam ben sabahlara kadar böyle dişlerimi sıkıyorum, ellerimi sıkıyorum uykumda. Gündüz de artık sıkıyorum. Çenem ağrıyor. Böyle boynumda da zaten boyun düzleşmesi var. Buna bir çare bulamadım. Yaptığım bir sürü şeyler yaptım ama bir çare bulamadım. Peki, kaç yıldır bu durumdasınız? Hocam, gençlik yıllarından beri böyle. Ben şu anda 50 yaşındayım, 53 yaşındayım hatta. Gençlik yıllarından, 20'li yaşlarımdan beri hatırladığım yani o da belki çocukken, gençken de vardı ama bilinçli olarak bildiğim 20'li yaşlarımdan, evlendiğimden beri bunu çekiyorum yani sabaha kadar dişlerim, ellerimi sıkıyorum, kollarım ağrıyor artık. Şifa olsun inşallah. Amin. İnşallah. Ve lütfen gözlerinizi kapatınız. Tamam hocam. Nuran Hanım, bir sinema salonuna oturduğunuzu hayal edin. Bakalım ne renk bir koltuğa oturacaksınız? Siyah. Ve 10 saniye sonra sinemada film başlayacak. Lütfen 10 saniye sonra film başladığında ne varsa bize anlatın. Kavga var mı hocam? Hiç acelemiz yok sayın hocam. Hani filmleri birbirimize anlatırız ya. Siz de bize anlatın. Merakla bu filmi bekliyoruz. Ya biraz böyle bir şeyler görmek konusunda sıkıntılıyım herhalde. Olsun, acelemiz yok. Annemle babam kavga ediyorlar hocam. Bize filmi hep anlatın sayın hocam. Ben susacağım, böyle 4-5 dakika bize filmi anlatınız. Annemle babam kavga ediyorlar ve ben böyle bir yere sinmişim, ağlıyorum.
Annenizin rahminde misiniz yoksa doğmuş musunuz? Sanki küçük bir çocuğum yani. Hani 3-4 yaşındayım. Peki. Gözünüz açın. Sayın hocam, gözünüzü siz kapattığınızda ben sizin ruhunuzla konuştum. Dedim ki, bu ne zaman, hangi sebeple oluşmuş? Lütfen bana anlat dedim. Siz de gözünüzü kapattınız. Bunun ne zaman ve hangi sebeple olduğunu anlattınız. Ama ben hiç sesli biçimde konuşmadım. Siz duymadınız beni. Evet. Nurhan hocam, insanlar iki yapıdan oluşur. Fizik bedenleri ve ruh bedenleri. Ben sizin ruhunuzla konuştum. Değerli dostlar, fizik bedenle konuşmak için işte böyle sese ihtiyaç var. Şu an beni fizik bedeniyle dinliyor. Ama ruhla konuşmak için sese ihtiyaç yok. Bu telepatik gerçekleşir. İşte biz Refik Korkmaz bilinçaltı dilinin birinci modülünde bu telepatik iletişimi öğretiyoruz. Sadece telepatik iletişimi insanlarla kurmazsınız, hayvanlarla da telepatik iletişime geçersiniz. Otlarla, yani bitkilerle de telepatik iletişime geçersiniz. Bir çakıl taşıyla, bir dağla, bir gök cismiyle de telepatik iletişim kurarsınız. Onu birinci modülde öğretiyoruz. Peki amacımız ne? Arkadaşımızı bu durumdan kurtarmak. Lütfen sayın hocam, kapatın gözünüzü. Kapattım hocam. Şimdi bir başka sinemaya gidin. Bakalım şimdi hangi koltuğa oturacaksınız. Ve 10 saniye sonra film başlayacak. Ne renk koltuğa oturduğunuzu bize söyleyin. Film başladığında da bize filmi anlatın. Bordo. Bordo. Koltuk. Ve film başladı. De bize anlatın sayın hocam. Harita gelsin ekrana. Ekrana harita geldi. Anadolu haritası ve Akdeniz var, Ege Denizi var, Girit Adası var. Girit'in bakın Anadolu ile iletişimi nasıl? Lütfen bakın Girit ve Anadolu mutlular mı? Sevinçliler mi? Huzur içinde mi yaşıyorlar? Girit ve Anadolu'yu nasıl görüyorsunuz? Kavga mı ediyorlar? Sıkıntılılar mı? Girit ve Anadolu. Kızgın, öfkeli. Peki Kıbrıs bu durumdan nasıl tepki gösteriyor? Lütfen Kıbrıs'a bakın. Böyle içine kapanmış böyle. Yani
kendini kapatmış böyle, hani anne karnındaki gibi, hani Evet. cenin pozisyonu. Korkuyor. Bu Evet. durumdan korkuyor. Ve lütfen gözünüzü açın. Sayın hocam, bilinç altında Anadolu anne demek. Anadolu sizin annenizdi. Bilinç altında Girit Adası baba demek. O sizin babanız. Kıbrıs zaten söyleme gerek yok. Yavru o da sizdiniz. Daha önce benden duymuş muydunuz Anadolu'nun kadın? Duymuştum hocam. Aha, Evet. duymuştum. Ve şimdi lütfen gözünüzü kapatın. Ayı, güneşi görün gökyüzünde. Ay ve güneş birbirlerine nasıl davranıyorlar? Psikolojileri nasıl? Yine aynı hocam. Ve onların arasında kalan bir yıldız var. O ne durumda? O da aynı. O halde lütfen ayın ve güneşin huzur içinde olduklarını, birbirlerine gülümsediklerini, mutlu olduklarını, birbirlerine sarıldıklarını görün. Değerli dostlar, sizler de anne babanız için bunu yapabilirsiniz. Ay anne, baba güneş, yıldız, çocuk demek. Ayı ve güneşi mutlu görün, huzurlu görün, birbirine sarılmış görün. Ayın ışığı Türkiye'ye düşüyor. Güneşin ışığı Girit'e düşüyor. Anadolu gülümsemeye, huzurlu olmaya, mutlu olmaya başladı. Girit gülümsemeye, huzurlu olmaya, mutlu olmaya başladı. Görün. Anadolu ve Girit el ele vermiş. Dans ediyorlar görün. Ve lütfen ay ve güneş birbirine sarılmış mutluyken aradaki yıldızı anlatın. Parlıyor. Anadolu ve Girit mutlu şekilde dans ederken Kıbrıs'ı anlatın. Ne durumda Kıbrıs? Kıbrıs yeşermiş hocam. Lütfen o 3-4 yaşınızdaki halinize gidin bakın. Babanız annenizle hala kavga ediyor mu yoksa huzur içinde oturuyorlar mı? Ne geliyor gözünüzün önüne? Oturuyorlar. Görüyor musunuz? Ve kendinizi görüyor Evet. musunuz? Siz mutlu Evet. musunuz orada? Evet. Duymayacağım. Ve annenizi bir zeytin ağacı olarak görün. Babanız bir çınar ağacı. Ve ikisi de bir derenin kenarındalar, yan yanalar. Bir zeytin ve bir çınar. Aynı dereden tertemiz suyu kökleriyle alıyor. Ve ikisinin arasında bir zeytin fidanı büyüyor. O zeytin fidanı sizsiniz. Eğer bu meditasyonu erkek izleyenlerimiz sizler de yapıyorsanız, siz de
Çınarın ve zeytinin arasında bir çınar fidanı olarak büyüdüğünüzü hayal edin. Erkek çınar demek, kadın zeytin demek. Çınar ve zeytin bilinçaltında huzur, mutluluk, bolluk, bereket, şifa, sonsuz bilgelik demek. Yüz frekansı demek. Kur'an-ı Kerim'de o yüzden zeytinin üzerine yemin edilir diye. Dereyi, çınarı, zeytini ve zeytin fidanını gördünüz mü? Gördüm hocam. Gözlerinizi açınız. İnşallah Sayın Hocam size ve bizi izleyen herkese katkı oldu. İnşallah artık kurtuldunuz diş sıkmaktan, ellerinizi sıkmaktan, kaslarınızı sıkmaktan. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun Yine inşallah. Allah razı olsun. Siz 20 yaşları ya da gençlik zamanından zannederken 3 yaşınıza aitmiş. Şimdi hatırladınız mı o zamanları? Evet, hatırlıyorum tabii ki. Neden oluştuğunu da şimdi net biçimde gördünüz ve Gördüm. inşallah düzeldi. İnşallah. Evet, sağ olun hocam. Siz ne olun, bu video kalsın mı, silinsin mi? Kalırsa herkes faydalı. Ama Kalsın. silinsin diyorsanız tamam, Kalsın. silinsin diyorsanız sileriz. Tamam Sayın Hocam. Kalabilir. İnsanlar faydalansın. Evet. Tamam. Şifa olsun ve ileride ne zaman isterseniz bana dersiniz ki sil derseniz silerim. Silmek bir saniyelik bir Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı günler, selamlar, saygılar. Değerli arkadaşlarımız, Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dilini dilerseniz Nuran Neden kapatılacağını bilmiyorum da hocam. Hanım kapatabilirsiniz. En yukarıda canlı yazıyor ya, onun yanında çarpı işaretine basın. Instagram'dan çıkarsınız, sonra bir daha Tamam. girersiniz. Tamam. Tamam. Çok Değerli teşekkür ederim. izleyenlerimiz, Sağ olun. şifa olsun inşallah. Amin, amin. Değerli izleyenlerimiz, siz de bilinçaltının dilini öğrenmek isterseniz, eğitimlerimiz sizi bekliyor. Siz de böyle benim Nuran Hanım'la sözcük kullanmadan onun ruhuyla iletişim kurduğum gibi iletişim kurmayı öğrenmek istiyorsanız, eğitimlerimiz sizi bekliyor. Ruhlar sözcük kullanmaz, ruhlar birbirine resim gönderir. Hangi sözcüğü ifade etmek için hangi resmi göndereceğinizi bilmelisiniz. İşte az önce bu sözcüklerle konuştuk. Bunları yaptığınızda kişinin geçmişine ait olumsuzluklarını ortadan kaldırırsınız ve şifasına vesile olursunuz. Asla yanlış bir kelime de kullanmayın. Biz şifacı değiliz. Biz şifa veremeyiz. Allah şifayı verir. Biz ancak bilgimiz varsa işte böyle, niyetimiz de temizse şifaya vesile olabiliriz. Eğer bilinçaltı sembol dilinin bütün özelliklerini öğrenmek istiyorsanız, kendinizi bu alanda dört dörtlük şekilde yetiştirmek istiyorsanız, Refik Korkmaz bilinçaltı öğrenin. Peki nasıl öğreneceğiz? Sizinle yüz yüze eğitim mi yapacağız? Hayır. Sizinle Zoom'da eğitim mi yapacağız? Hayır. Ben bugüne kadar 1060 tane yüz yüze eğitim yaptım. Bir sürü Zoom eğitimi yaptım. Benim bugüne kadar verdiğim Zoom eğitimlerini ve bugüne kadar verdiğim yüz yüze eğitimleri videolara kaydettim. O videoları oturun izleyin. O videoları izlemek size Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dilini en güzel şekilde öğretecek. Ve ayrıca Zoom için işte şu saat yüz yüze olalım. Şu saatten şu saate kadar eğitimde bir arada kalalım. Böyle bir şey de yok.
Size hangi saat uygunsa o saat açın Facebook kapalı grubunu. Benim videolarımı izleyin, öğrenin. Belki cumartesi, pazar tüm gün kendi başınıza öğrenmek istersiniz. Belki hafta içi öğrenmek istersiniz. Belki gece yarısı Facebook kapalı grubu açarsınız. Benim bugüne kadar verdiğim bütün eğitim videolarım Facebook kapalı grupta duruyor. Benim verdiğim eğitimlerin tekrarını siz izleyin, öğrenin. Size uluslararası geçerli eğitmenlik sertifikası da vereceğiz. Ömür boyu bizim eğitimlerimizi verin. Yani 5 sene sonra süresi dolmayacak. Ömür boyu sertifikanız geçerli. Facebook kapalı gruptan da sizi çıkarmayacağız. Ömür boyu oradan eğitim izleyin. Depremden önce değerli dostlar, 9 modül eğitimimizin ücreti 225 bin liraydı. Deprem sebebiyle indirim yaptık. 9 bine indirdik. 9 modül 9 bin lira. 0, 507, 192, 06, 20. Bu kampanyamız 10 Nisan'da bitiyor. Daha 4 uzun günümüz var. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz.